Değerli basın mensupları, bugün yürüyüşümüzün 4. günü. Biraz sonra başlayacağız. Bugün aynı zamanda babalar günü. Kaldır yukarı, şöyle. Bütün babaları yürekten kutluyorum. Bütün babalara babalar gününün kutlu olmasını istiyorum, diliyorum. Özellikle babalarını şehit olarak bu topraklara vermiş olan çocukların da gözlerinden öpüyorum. Gazilerimize buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarım, 4 gündür yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Sevgiyle yürüyoruz. Hoşgörüyle yürüyoruz. Müzikle yürüyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz. Hiç kimseyi. Herkesi kucaklıyoruz. Adalet isteyen kim varsa kucağımızı onlara açtık. Adalet isteyen kim varsa gönlümüzü onlara açtık. Buyurun hep birlikte adalet için yürüyelim. Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış. Efendim neymiş? Yürüyormuşuz. Akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin. Bir gece ben kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın. Ben dışarıda toprakta yatacağım. Bir gece. Bizi tahrik etmek istiyorlar. Tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar. Efendim hakim çağırırmış, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkede darbecilerin yaşadığım dönemleri anlatıyorum. 70'lerde ne yaptılar, 80'lerde ne yaptılar, 2017'lerde ne yaptılar, bunların hepsini biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında yer almıştır. Mücadele edenler de tarihin ak sayfalarında yer almıştır. Bakın bu kadar eleştiriyorlar ama şu sözü kullanamıyorlar. Ya bizim ülkemizde adalet var kardeşim, niye yürüyorsunuz diyemiyorlar. Çünkü onlar da gayet iyi biliyorlar ki adalet yok. Peki bu söylemlerin kaynağı nedir? Acizlik ve zavallılık. Adalet için yürüyoruz biz, adalete karşı değil. Ben yine bu 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme anında cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece basit, son derece sıradan ama çok önemli bir soruydu. Demiştim ki namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor? Sizin için bu kavramların önemi nedir? Bunu bize bir anlatın, biz de bir öğrenmiş olalım. Ama buna şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil. Kendisine son olarak şunu hatırlatmak isterim. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bunu sakın unutmasın. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Teşekkür ederiz arkadaşlar.